Selamün aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerin karşısına şöyle güzeller güzeli kızlarım sardunya çiçeklerimle geldim. Bakın şöyle ebrulisi var. Gördüğünüz gibi fuşya ve pembe karışımı ebruli. Çok tatlı bir rengi var arkadaşlar. Burada da sadece fuşya rengi var. Biraz daha şöyle ekrana değişik çıkıyor ama fuşya rengi arkadaşlar. Şöyle burada da aynı gelin çiçeği gibi beyaz kızım var. Çok istiyordum arkadaşlar. Bir beyaz sardunya olsun diye. O da oldu elhamdülillah. Bakın şöyle bir de hatta sizlere açıp da geçen çiçeğini de göstereyim. Bunu keseceğim şimdi sizlerle birlikte ama öncelikle çiçeğinin ne kadar büyük açtığını göstermek istedim. Tomurcuklarına da hele zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Dolu dolu bakın. Bu şekilde çok güzel kocaman tomurcukları da var. Bir yandan da tomurcuğa geliyor arkadaşlar. Evet, bugün sizlere sardunya çiçeklerimden bahsedeceğim. Sardunya çiçeklerime kür, doğal vitamin vereceğim arkadaşlar. Çiçeklerimize kışın muhakkak her ay ayda bir kere vitamin vermeliyiz. Bu herhangi bir meyvenin vitamini olabilir. Veyahut da kendiniz çiçekçilerden aldığınız bir vitamin olabilir. Ama bir gün ben evimdeki olan bir meyvenin vitamininden bahsedeceğim. Ve çiçeklerime onu vereceğim. Çiçeklerimize neden kışın ayda bir kere vitamin vermeliyiz? Öncelikle ondan bahsedeyim arkadaşlar. Kürümüze geçmeden önce. Arkadaşlar çiçeklerimize ayda bir kere kışın vitamin vermeliyiz. Neden? Çünkü kışın yeterli güneşi almıyor arkadaşlar. Yazın zaten herhangi bir çiçek coşturana herhangi bir vitamine ihtiyacı yok çiçeklerimizin. Çünkü yeterince vitaminini güneşten ve ısıdan, aydınlıktan aldığı için çok güzel bir gelişiyor. Fakat kışın, malum kış ayında güneşi çok fazla görmüyoruz. Güneşi görmediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Çiçeklerimizde vitamin eksikliği oluyor. Ve aynı zamanda çiçeklerimizi suladığımız için her sulamamızda bu vitamin eksikliği o şekilde de gidiyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Elimizdeki olan ürünlerle, elimizdeki olan meyvelerle, sebzelerle, çiçeklerimizin vitaminlerini dengeleyeceğiz arkadaşlar. Bunu hazır besinde alabilirsiniz ya da kendiniz evde yapabilirsiniz de. Ama ben hazırı çok tercih etmiyorum. Hazır çünkü kimyasal işlemden geçmiş oluyor. Ben o yüzden evimde yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Doğal vitaminimi. Evet, bugün sardunya kızlarıma ne mi vereceğim? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün sardunya kızlarıma muz vereceğim. Bakın ben bu şekilde iki tane muzu doğradım. Muzu bakın nasıl vereceğiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim öncelikle. Ben bir gece öncesi 1 litre suya 2 tane muz kabuğunu doğradım bakın. 2 tane muz kabuğunu bir gece öncesi doğradım. Bunu karanlık bir ortamda kapalı bir şekilde beklettim arkadaşlar. Bir gece yani mutfak dolabımın bir köşesine koydum. Bunu şimdi sardunyalarıma vereceğim. Ve bunu da diğer çiçeklerime verebilmek için arkadaşlar özellikle çiçek açmıyor dediğiniz çiçeklerin hepsine verebileceğiniz bir vitamin arkadaşlar. Bakın şöyle 2 tane muzun kabuğunu bu şekilde doğradım. 2 litre suya bu şekilde boşalttım. Ben bunu bir gece bekleteceğim. Dolabımın bir köşesine koyacağım. Ağzını da kapatacağım. Karanlıkta bekletmeyi unutmayın arkadaşlar. Muhakkak karanlıkta bekleyecek. Ve muzun kabuğundaki vitaminler, mineraller suya geçtikten sonra sabah dilediğiniz çiçeğe verebilirsiniz. Özellikle çiçeğim açmıyor ya da çiçeğim büyümüyor ya da çiçeğimin dallarını sarardı, soldu dediğiniz çiçeklerin hepsine verebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle dünkü dinlendirdiğim muzlu suyumu bu şekilde çiçeklerime ikram edeceğim. Bakın evdeki diğer çiçeklerim için de bu şekilde hazırladım. Bunu da yarın diğer çiçeklerime vereceğim arkadaşlar. Çiçeklerimizin daha kolay ve daha canlı büyümesi için, daha sağlıklı olması için. Pekala arkadaşlar, muz ne işe yarıyor? Muzun kabuğu ne işe yarıyor? Çiçeklerimizi besliyor arkadaşlar. Çiçeklerimizi topraktan gelen hastalıklardan koruyor. Çiçeklerimize doğal bir vitamin oluyor. Bir yandan da şöyle çiçeğimizi bakın. Sulayalım muzlu su ile, gördüğünüz gibi. Özellikle sardunya çiçeği ve yaprak güzelleri muzlu suyu çok seviyor arkadaşlar. Muhakkak siz de evdeki meyvelerinize bu şekilde çiçeklerinize vitaminler yapabilirsiniz. Şöyle beyaz kızıma da vereceğim. Annesinin gelin kızı bu da. Gelin kız gibi açacak arkadaşlar inşallah. Gelin kızım benim. Çok istiyordum bir beyaz sardunyam olsun diye.
O da oldu elhamdülillah. Şöyle diğer sardunyalarımı da vereceğim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın şunun yaprağının güzelliğine bakar mısınız? Fuşya kızımın yaprağı koyu yeşil arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunlar camın önünde sabah gelen güneşi öğleye kadar görüyor arkadaşlar. Şöyle bu güzel kızıma da vereceğim. Yaklaşık her saksıya bir çay bardağı vermeniz yeterli arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim, çeşitli meyvelerden ben bu şekilde vitamin ve kür yapıyorum ya arkadaşlar. Sizlere aklınıza takılmasın. Nasıl takılmasın? Ben sizlere sormadan sizlere söyleyeyim. Sineklenme olmaz arkadaşlar. Çünkü ayda bir kere veriyoruz. Ayda bir kere çok az bir şekilde verdiğimiz için bu muz kabuğu da olabilir. Geçen haftalarda vermiştim. Havuç rendesi de olabilir. Salatalık da olabilir. Bunlara hani dönüşümlü bir şekilde çiçeklerimize verdiğimiz için sineklenme olmaz. Zaten toprağınızın kurumasına izin verdikten sonra çiçeklerinizde sinek olmaz arkadaşlar. Çiçeğinizi çok sık sularsanız sineklenme ondan olur. Evet, sineklenme çiçeğinizi çok suladığınız için olur arkadaşlar. Yani yaptığımız kürlerden olmaz. Eğer yaptığımız kürlerden olduğunu düşünürseniz çok sık aralıklarla verdiğiniz zaman yaptığımız kürlerden olabilir. Ben buna bu ay verdim. Sardunyalarıma muzlu su verdim. Hani bu ay başka bir şey vermem. Sadece normal su veririm arkadaşlar. Bu da ne renk açacak bilmiyorum. Şöyle tomurcukları yeni yeni gelmeye başladı. İnşallah sizlerle birlikte açınca göreceğim arkadaşlar. Burada sanırsam beyaz olduğunu düşünüyorum. Bunları bana komşum vermişti. Beyaz da var Fatma içinde demişti. İnşallah açtığında hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu güzel kızlarım, bunları bana hepsini komşum vermişti. Buradan da beni izliyorsa çok teşekkür ediyorum. Bu da benim gelin kızım. Annesinin gelini bu. Güzeller güzeli kızım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere şöyle sardunyalardan bahsettim. Muzlu kür verdik çiçeklerimize. Bu şekilde meyvelerle, meyvenin kabuklarla çiçeklerinizin vitaminlerini desteklemeyi unutmayın. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çok da sağlıklı bir şekilde ilerlerler. Hiç korkmayın. Hele hele hiç sinek olmaz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şöyle şurada bakın, şunu da keseceğim. Çünkü kuvvetini diğer dallarına versin. O kurumuştu artık. Şu aralardan yeni yeni fideler, tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Oralara versin. Zaten şurada da var tomurcuğu gördüğünüz gibi. Evet, sizlere bugün şöyle güzeller güzeli pembiş pembiş açan sardunya kızlarımla geldim arkadaşlar. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar diliyorum. Videomuza bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.